Tanrı'nın sözünden bir parça okumak istiyorum. Resullerin İşleri 10. bölüm 38. ayetten itibaren okuyorum. Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalim'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Burada biz, yani Petrus ve havariler. Konuşan kişi Petrus. Ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. İşte bu peygamberler konusuna gelince, peygamberler hani çok önem verilen kişiler ve doğrudur tabi. Hep deriz hani böyle peygamber gibi bir insan, yani dahi bir kişiye peygamber gibi diyorlar falan. Fakat aslı itibariyle peygamber yani bir dahi değil de Tanrı'nın bir mesajını ileten kişidir. Yani vahiy getiren. İnsanın insan aklıyla, zekasıyla ortaya çıkarabilecek bir şey değil de fakat hiçbir insanın bilmediği bir şeyi Tanrı'nın bildiği bir sırrı ona verilerek başkalarına yayınlanması, açıklanması, bunu açıklayan kişiye peygamber denir. Tabii peygamberden daha ziyade veya odaklanmamız kişi daha ziyade Tanrı'nın kendisi olmalı. Peygamberi yüceltmek yerine. Bu okuduğum parçada bu mesajın Yahudi halkının dışına taştığını ve Cornelius adında Yahudi olmayan bir kişinin evinde bulunurken Petrus'un vaaz ettiği bir vaaz. Petrus'un kapanış sözlerini tekrar okumak istiyorum. Şöyle diyor. 43. ayette diyor ki peygamberlerin hepsi onunla yani İsa Mesih ile ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Bunu dikkat ettiniz mi? Fark ettiniz mi? Peygamberlerin hepsi İsa Mesih ile ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Yani bütün peygamberliklerin amacı İsa Mesih hakkında tanıklıkta bulunmak. Bu peygamberler Tanrı hakkında tanıklıkta bulunduklarına göre bu da İsa Mesih'in Tanrı olduğuna bir işarettir. Yine bir başka işaret de şu. Bir önceki ayette okuyorum. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Yine İsa Mesih'ten söz ediyor. Ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin İsa Mesih olduğunu halka duyurmamızı buyuruyormuş. Buyuruyor Tanrı. Peki İsa Mesih nasıl böyle bir göreve atandı? O zaman tekrar ondan bir önceki ayete giderek İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Yani Tanrı onu ölümden dirilip açıkça görünmesini sağlayarak bu kişinin
bütün insanların yargıcı olduğunu atadı. Ve daha önemlisi, şöyle diyor Tanrı'nın sözü, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Anlıyor, görüyor musunuz? Hem yargıç ne yapar? Suçluya ceza giydirir, değil mi? Öyledir yargıcın görevi. Fakat orada İsa Mesih yargı veren, aynı zamanda günah diyor, günahlarından bağışlanabilir. Ama onun adına iman ederek, İsa Mesih'in Allah'ın oğlu olduğuna iman etmelisiniz. Aksi takdirde günahlarınızın cezasını yargı gününde ile baş başa kalacaksınız. Bu Tanrı'nın sözüdür. Ve duyurulan ve söz budur. Ve müjde dediğimiz sevinç getirici haberde bu yargıdan nasıl kurtulacağınızı gösteren müjdedir, haberdir. Yani İsa Mesih gerçek yol ve yaşam benim dedi İsa Mesih. Başka bir yol yok. Ona iman etmekten başka yol yok.